Öncelikle söyleyebileceğim istediğimiz hekimlik onuruna uygun yaşamamızı sağlayan, emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş önerisi. Nasıl olay, nasıl oluyor? Mesela aldığımız maaşlarımız bizim emekli olduğumuzda tamamı emekli maaşımıza yansımıyor. Bir hekimin, örneğin size örnekler vereceğim bununla ilgili. Açlık sınırının 17.706 olduğunu öncelikle bir tekrar hatırlayalım. Yoksulluk sınırının da 61.418 olduğunu hatırlayalım. Şu an emeklilerin en büyük sorunu emekli maaşları, emekli hekimlerin en büyük sorunu. Tüm emekliler için de bunu söyleyebiliriz aslında. Şimdi 30 yıldan emekli olan arkadaşlarımla ilgili bir arkadaşlarımdan bir çalışma yaptım. 30 yıl çalışmış ve SSK'dan emekli olmuş bir hekim arkadaşım 17.575 lira alıyor. Yani açlık sınırının ülkemizde 17.706 olduğunu düşünürsek ve asgari ücretin de bu civarlar olduğunu düşünürsek asgari ücretin altında emekli maaşı alan hekimlerimiz var. Bunlar SSK emeklileri ve Bağkur emeklileri. Bağkur emeklilerinin durumu daha da vahim. Dolayısıyla odamızın yaptığı çalışmaya göre her 4 hekimden 3 tanesi çalışmak zorunda kalıyorlar. Emekli sandığı emeklileri görece SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha iyi durumdalar. Ama onlarda da yine yoksulluk sınırının altında kalıyorlar ve emekli olduktan sonra başka bir kurumda çalıştıkları zaman emekli maaşlarından ödedikleri vergilerden bahsetmiyorum, onlardan ayrı. Emekli maaşlarından 20 bin liraya yakın bir maaş kesintisine uğruyorlar. Yani her 4 hekimden 3 tanesi emekli olduktan sonra çalışmak zorunda hissediyorlar. SSK, Bağkur emeklilerinin maaşları açlık sınırının altında. Diğer SGK emekli sandığı emeklilerinin maaşları yoksulluk sınırının altında. Yani bunu yıllardır dile getiriyoruz. 2 yıldır grup başkan vekilliklerine dilekçeler verdik. Hekim milletvekillerine ilettik. Bütün bunları anlattık. Ve istediğimiz hekimlik onuruna yaraşır, yaşamamızı sağlayan emekli hekimlere bir ücret istiyoruz. Yoksulluk sınırının da üzerinde olsun. Çünkü 30 yıl, 40 yıl hizmet etmiş bir hekimin açlık sınırının altında emekli maaşı alması inanılır gibi değil. Yani bunu mutlaka acilen düzeltilmesi gerekiyor. SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerinin eşit bir aynı sürede çalışan emeklilerin dengeli bir maaş, birbirlerine yakın bir maaş almasını istiyoruz. Bunun dışında da yoksulluk sınırının üstünde bir maaş almasını istiyoruz. Sonuçta açlık sınırının altında ve asgari ücretin altında emekli maaşı almak başlı başına bir sorun diye düşünüyorum. Yine son 2024'te bir sorun daha yaşadı emekli hekimlerimiz. 2023 yılında yapılan yanlış ödeme, sehven ödeme denilen bir ödemeyi şimdi ücretlerinden kesmeye başladılar emekli hekimlerim. Bu da bir sorun çünkü daha önceden bilgilendirme yapılmadan, bu sehven ödemenin ne olduğu da açıklanmadan bir kesinti yapılıyor. Bu rakam 1200 liradan 6000, 7000 liraya kadar bir rakam. Çünkü 2023, 2000 Ocak ve Haziran aylarında 2023'te enflasyon rakamlarıyla ve toplu iş sözleşmelerinde TİS'te yapılan zam yüzdeleri yanlış uygulandığı söyleniyor. Halbuki bu kişisel bir hata değil, kurumsal bir hata. Emekli hekimlerden bu kesintinin de durdurulması ve iadesini talep edeceğiz. Zaten emekli hekimler de bu konuda müracaatlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapıyorlar. Zaten geçim sıkıntısı olan emekli hekimlere tekrar bir ekonomik yük yüklemek ve yeterli zam yapmamak çok önemli bir, Türkiye'nin önemli bir sorunu. Zaten enflasyon rakamlarının iki tarafından
sahte olarak ilan edilmesinin de nedeni budur. Biliyorsunuz sepette, yani plasyon tespitinde kullanılan sepetin hangi kalemlerden oluştuğuna dair açıklamayı bile yapmıyorlar. Çünkü bunu bir sır olarak görüyorlar. Bu sır sadece halkı dolandırma, halkın geçim koşullarını zorlamaya yönelik, emeklilerin ve çalışanların haklarını gasp etmeye yönelik bir sistem. Maalesef TÜİK'te artık eski saygınlığını kaybetti uzun yıllardır. Ve bu nedenle de yoksulluk sınırının altına düştü emekliler. Şimdi özellikle kamu kaynaklarının ihalelerde çok önemli bir israfının olduğunu görüyoruz. Olası fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlarla ihalelerde bir grup insana çok büyük servet transferi yapılıyor ve bütçedeki kara deliğin nedeni de bu. Bunlardan biri örneğin şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri yıllardır sağlık bütçesinde bir kara delik haline dönüştü. Buna benzer diğer alanlarda enerji sektörüyle ilgili, tarım alanlarıyla da ilgili söyleyecek sözlerimiz olabilir ama bizim özellikle sağlık dünyasında gördüğümüz bu. Bu insanlardan toplanan primler ve vergiler çarçur edildiği için hazinede sıkıntı çıkıyor. Onu da zaten bir avuç insan tüketiyor. Büyük bir israf var onların alanında. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Obezleşmiş bir sermaye var. Daha çok yemek istiyor. Ama açlığa terk edilmiş bir milyonlarca çalışan, on milyonlarca çalışan bir emekli var. Bu ekonomik politikaların sonu ve Türkiye'yi büyük bir çıkmaza doğru götürüyor. Çok iyi biliyoruz ki yine eğer satın alma gücü çalışanların, emekli hekimlerin yok edilirse zaten tüketim de olmayacağı için dış borçlara mahkum olan bu ülkeyi büyük bir ekonomik uçuruma doğru gidiyor. Artık Türkiye'de enflasyon değil, enflasyondan değil, stagflasyondan söz etmemiz gerekiyor bu ekonomik politikalar nedeniyle. Çünkü insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan artık aciz duruma düştüler. Ve satın alma güçleri yok. Satın alma gücü olmayınca da Türkiye'de üretilen mal ürünün bu fiyat pahalılığıyla satın alınma imkanı kalmadığı için sanayi sektörü de büyük bir çıkmaza girecektir. Türkiye stagflasyonun eşiğindedir. Ekonomik politikalar çökmüştür. Bunun düzeltmenin tek bir yöntemi vardır. Bu vergi ve afları, prim afları gibi zengin sınıfa bu afları vermeyip onlardan bu payları alıp bütçeyi tekrar doğrultmaları gerekir ve dış borçlanmadan ya da iç borçlanmadan kimler zengin olduysa bugünün faturasını çalışanlar, emekliler değil.